Kesiyorsun. Allah'a abeste iştirmelmiş. Evet abeste iştirmelmiş. Niye abeste iştirmel olsun? Şimdi... İl Genel Meclisi Şubat ayının son oturumunda 2018 yılı yatırım programını onayladı. Ocak ayı başında meclise gelen program son şekli verilerek bugün meclis üyelerinin onayına sunuldu. Program üzerinde bazı köylerle ilgili yapılan yatırım programı değişiklikleri AK Partili üyelerle CHP'li üyeler arasında sert tartışmaların yaşanmasına neden oldu. Kesiyorsun. Allah'a abeste iştirmelmiş. Evet abeste iştirmelmiş. Niye abeste iştirmelmiş? Şimdi. O saygılı olsun başta. Yani kulağın duyacak. Şimdi benim duyuyor kulağım. AK Partili Nedret Akbulut, Plan Bütçe Komisyonu üyesi olduğu halde program üzerinde kendisinin haberi olmadan değişiklik yapıldığını öne sürerek hazırlanan komisyon raporuna şer koydu. Bizi tartışmadık diyor. Tartışmadık. Bizim işimiz öngeliğimizi zarureti önde zaruret olarak çözümünü yapmak sağlamak zorundayız. Burada kızacak, darılacak. Ha buradan demiş ki şu gelmedim gitmedim. Ya bırakın bunları artık. Bırakın bunları lütfen hocam. Yani tabii ki öyle 53 tane köyün hepsine hizmet götürme anlamında yani çabalarımız var. Gece gündüz beraber. Yani şimdi birine analık birine babalık yapma gibi bir düşüncemiz yok. Öyle bir şey de düşünülemez zaten. Yani köy diğerinden ayıramasın. Ayıramasın. Hepsi bizim için aynı mesafede. Yalnız ya şimdi bu meseleyi Plan Bütçe Komisyonu olarak yani keşke görüşseydik beraber tartışsaydık da. Hangisinin ihtiyaç, hangisinin ihtiyaç olmadığı noktasında bir kararı var senin. Şimdi bizim haberimiz yok. Önceden tasarlanmış bir köylerin alınıp yerine tasarlanmayan, şeyde olmayan, ya sadece Gazi Mehmet köyüne ihtiyacı yok. Diğer köylerin de ihtiyacı ona bakarsan. Tartışmalı geçen toplantıda 2018 yılında köylere yönelik 40 milyon liralık yatırımı içeren rapor daha sonra oy birliğiyle kabul edildi. İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, 40 milyon liralık yatırım programının Edirne'nin 254 köyüne yatırım sağlayacağını belirterek, yıl içinde gelen ödeneklerle hizmetlerimiz devam edecek dedi. Plan Bütçe Komisyonu'nca yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde 2016 yılında İller Bankası'ndan Edirne ilimize yaklaşık olarak düğün salonu ve köy muhtarlıklarının yapımı ile ilgili yaklaşık olarak 2 milyon liraya yakın bir para geldi. Hatta bu paranın üstüne il özel idaresi olarak biz de 1-1,5 milyon liraya bir para ekleyerek köylerimizdeki bazı tespit ettiğimiz köylerde köy konağı ve çok amaçlı salonlar yaptık. Mezarlık düzenlemeleri, çevre düzenlemeleri yaptık. 2016 yılında İller Bankası proje kapsamında alındığı için buraya bu ihtiyacın olmadığı Plan Bütçe Komisyonu'nca tespit edildi. Bunun yerine Elmalı Köyü çıkarıldı. Bunun yerine Gazi Mehmet Köyü konuldu. Ayrıca yine Uzun Köprü'de bulunan Karapınar Köyü'ne çok amaçlı salonu kendilerinin var. Bu salonun onarım için yaklaşık olarak 80 milyon lira koruldu. Ama bu salon da yeni yapıldı. Bunun da ihtiyacı yok. Şu an hizmete vatandaşlarımıza devam ediyor. Bunun yerine de Sazlı Malkoç köyümüze çok amaçlı bir salon yapılması planlandı. Bu iki değişiklik meclis üyelerinin hizmetinin daha etkin ve verimli kullanılması açısından görüş alışverişinde. Bu bir kavga değil. Hizmetin şu köye mi bu köye mi tartışmasıydı. Ondan dolayı kendisine bu bilgileri verildiğimizde sonuçta yatırım programı meclis üyelerimiz uzlaşarak anlaşarak oy birliğiyle marifetsiz şerhsiz oy birliğiyle yatırım programımız onaylandı ve hizmetimiz oldu. Tabii yani oy birliğiyle kararını ettiği için evet şerhini kaldırarak oy birliğiyle kararı oylayarak il özel idaresi olarak 254 köyümüzün 40 milyon küsuratlı yatırım programımızı onaylayarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. Tüm 40 bütün milyon liralık şey. Yolların yapımı, doğal arıtma tesislerinin 254 köyümüzün yatırım programı içerisinde köylerin tüm ihtiyaçları için 80 milyonluk ihtiyacın yaklaşık olarak 40 milyon 41 milyon liralık kısmı yatırım, 39 milyon liralık kısmı cari giderlerimiz için ayrıldı. Biz bugün onayladığımız yatırım programını 41 milyon liralık yatırım programı köylerimizin 2018'deki yatırım şeyinde 254 köyümüze. Bugün oy birliğiyle geçti. Oy birliğiyle kararımız geçti. 41 milyon. Evet 41 milyon. Hizmet gidecek. Hizmet gidecek. Ve tabii bunun içerisinde yıl içerisinde gelen ödeneklerle bu hizmetlerimiz devam edecek. Farklı düşüncelerimiz var. Artık özel idaresi kapanırken geride sorun bırakmadan 254 köyün en azından yol sorunun tümünü planlıyoruz. Bununla ilgili kaynak arayışı içerisindeyiz. Bulduğumuz anda sürpriz açıklamayı hem halkımıza hem basın yoluyla sizlere açıklayacağız.